Dünyanın en iyi kuru yemişlerinin sıralandığı listede bizim fıstığımız ikinci. Yunan fıstıkı, yani fıstıkisi ilk sırada yer aldı. Milli gururumuz olan Antep fıstığının ikinci sırada yer almasına fıstık gibi tepkiler de gecikmedi. Yunanlı kardeşlerimiz birçok Anadolu lezzetini sonuna iyi ekleyerek bunları kendilerine türetiyorlar. Bakıyorlar kaşığıya hemen al. Bakıyorlar kaşığıya hemen al. Baklavaya baklava ki cacığa cacıki dediler. En sonunda fıstığa da fıstıki deyip Antep fıstığının önüne geçtiler. Ama Antep fıstığının o damakta bıraktığı aromayı kesinlikle bıraktığını ben düşünmüyorum. Şahsen tercihim ilk etapta her zaman Antep fıstığından yana olur. Her şey... İki, o ki falan koyuyorlar abla sonlarına. Abla onlar değişik adamlar ya. Bizden çalıp çalıp alıyorlar. Benim de demek lan senin olmaz ki. Yunanistan'ın Türkiye ile aşık atması tarihte atamamış ki şimdi atsın yani. Dünyanın en iyi kuru yemişleri belli olduğu listeye Türkiye'den Antep fıstığı girdi. Kendine ikinci sıradan yer buldu. Dünya genelinde de tercih edilen bir yapısı var. Bir kere yağ oranı çok daha yüksek. Bu yağ oranı demek sonradan eklenilen bir yağ değil. Özünden gelen bir yağ. Bu da lezzeti çok daha üst noktaya taşımaya yardımcı olan bir yapı. Antep fıstığı sizce listede kaçıncı sırayı hak etti? Kesinlikle bir. Söz konusu listede birinci sırayı fıstıki alınca kuru yemiş gurmeleri de fıstık gibi tepki gösterdi. Ben bir Antep olaraktan tabii ki Antep fıstığından başka bir şey tanımam. Yunanlar kim, Yunanlar kim fark etmiyor benim için. Ya listede birinci olmuş da ne olmuştu? Şey, yedi düvel arkasındaydı. Geldiler de ne oldular? Birinci sırayı. Kajuki.